İklim değişikliği dünya ve insanlığın önündeki en ciddi problemlerden birisi. Sera gazlarının etkisiyle dünya nefes almakta zorlanıyor. Mevsimler değişiyor. Beklenmeyen hava değişimleri meydana geliyor. Sel felaketleri ve taşkınlar yaşanıyor. Su ve toprak etkileniyor, tarım azalıyor. Böyle devam edilirse 100 yılın sonunda dünyanın ısısının daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Peki dünyayı gelecekte ne bekliyor? Pasaport, bu programında küresel ısınma, iklim değişikliği ve dünyayı bekleyen riskleri ele alıyor. Çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği, insanlığın bu yüzyılda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi. Gelecek 10 yıllarda dünyanın farklı doğa olaylarıyla karşılaşacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği ve bu değişikliğin dünya ve insanlık üzerindeki olumsuz etkileri insanlığın önündeki en önemli risk. Birleşmiş Milletler son raporunda küresel ısınmanın etkilerinin bir felaket boyutuna gelmesini engellemek için 10 yıl süre kaldığını belirtiyor. Dünyadaki iklim değişikliğinin hem doğal nedenler hem de insan eliyle gerçekleştiği biliniyor. Doğa bir yandan yer kürenin kendinden kaynaklanan, diğer yandan insan eliyle yaratılan ve sanayileşmeyle en üst noktaya varan bir sorunla karşı karşıya. Küresel ısınmanın sonuçları sadece bizleri değil, gelecek nesilleri ilgilendirmesi açısından çok önemli. Ve sadece dünya ya da belli bir ülkeyi değil, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Üstelik küresel ısınma artık sadece doğa değil, ekonomik, siyasi ve uluslararası boyutları olan da bir mesele. Başka yerlerinde yaşanan felaketler, kasırgalar, tayfunlar, fırtınalar, Türkiye'de yaşadığımız aşırı yağışlar, bunların yol açmış olduğu kayıplar bir şekilde iklim bilimcileri tarafından iklim değişikliğine bağlanıyor. Geçen sene İstanbul'a çok büyük bir dolu yağdı. Bu dolunun nedeni süper hücre oluşması. İşte bu meteoroloji açısından bakıldığında tabii ki doğru. Ama neden bu kadar büyük dolular, seller eskiden çok fazla olmuyordu da şimdi her sene bir sene dolu yağıyor, çok ciddi hasara neden olan bir dolu. Bu sene işte az daha kasırga geliyordu Ege kıyılarına, hiç görülmüş bir şey değil. Bunlar neden sıklaştı? Bu genel bir iklim değişikliği meselesi. Şu anda bu felaketlerin giderek daha da sıklaştığını, giderek daha da büyük sorunlara yol açacağını göreceğiz. Şimdi bizi şaşırtan şeyler şunlar yani. Aşırı yağışlar mesela. Eski yıllara göre mesela şimdi baktığımız zaman bir günde çok yağan şiddetli yağışların birçoğu 90'dan sonra. Çok sıcak olan yılların çoğu son yıllarda toplanmış. Geçmişte de olmuş ama çoğunluk olaraktan 90'lı yıllardan sonra bunlar sürekli kendini gösteriyor. Genelde trend sıcağa doğru gittiği çok net. Yani onu görüyoruz grafiklerde. Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin gezegendeki en hayati tehditlerden biri olduğu uyarılarına devam ederken
yeterli önlem alınmaması halinde doğadaki her türlü canlı çeşitliliği açısından alarm zillerinin çalınacağını belirtiyorlar. İklim değişikliği tehdidiyle mücadelede isteksiz görünen sanayileşmiş ülkelere etkilerin en aza indirilmesi konusunda çaba harcamaları çağrısı yapılıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli adlı oluşumun değerlendirme raporuna göre son 30 yılda küresel hava sıcaklığında sürekli artış görülüyor. İklim değişikliği küresel ısınmanın en temel göstergelerinden biri. İklim sisteminin güç kaynağı güneş. Dünya yörüngesinde değişiklik meydana gelince güneşin etkisi de değişiyor. Ama en önemlisi insan faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan zararlı gazlar. Zararlı gazların atmosfere salınmasından dolayı dünya deyim yerinde ise gerekli nefesi alamıyor. Bu gazlar atmosfer önünde bir tabaka oluşturuyor. Ve zararlı gazlar yukarıya çıkamıyor. Aşağı yani yine dünyaya dönüyor. Yani dünya tıpkı hava alamayan kapağı kapalı bir tencere haline dönüşüyor. Isı içeride birikiyor. Bu iklimleri etkiliyor. Dünyayı ısıtıyor ya da soğutuyor. Buna bağlı olarak da birçok şey değişiyor. İklim değişikliği insan etkinlikleri sonucunda kömür, petrol ve doğalgaz yani fosil yakıtların yakılmasına bağlı olarak atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının atılmasına sonucunda oluşan küresel olarak sıcaklıkların artışı ve buna bağlı işte yağışlarda azalma ya da çeşitli yerlerde artış, iklim felaketlerinin, kasırgaların, fırtınaların, sellerin meydana gelmesiyle gördüğümüz bir durum. Yani tamamen insan kaynaklı bir küresel ekoloji problemi. Şimdi iklim değişikliğini yani ister Türkçe ister İngilizce diye arayın. İlk çıkan şey arama motorlarında bir kutuptaki ayı çıkıyor. Yani bu algıyı gösteriyor. Yani Türkiye'de dünyada iklim değişikliği kutuptaki ayının problemi olarak algılanıyor. Ya yani bizimle ilgisi yok gibi yani. Bu arada bir kutupta bir ayı var. Onun problemi ama biz daha bunu henüz anlayamadık yani iklim değişikliği bizi nasıl etkiliyor. İşte gördüğümüz bol kent selleri var. İkide bir sular içinde yüzüyor insanlar kentlerde. Bunlar tabii aşırı yağıştan kaynaklanıyor. Eski yağışa göre yapılmış olan bu mazgallar, mazgalların o boruları yeni yağışın şiddetini kaldıramıyor. Abi bu ne? Bu ne abi? İklim değişikliğinden bahsettiğimizde hava koşullarından farklı daha geniş uzun süreli, uzun vadeli iklim koşullarından ve değişikliklerinden bahsediyoruz aslında. Özellikle sıcaklık artışları, aşırı hava olaylarındaki artış, aşırı hava olaylarının hem sıklığında hem şiddetinde yaşanan artış, su dengelerinin, yeryüzünde su dengelerinin değişmesi, kuraklıkların artması, su kıtlığı sorununun şiddetlenmesi, Türkiye gibi su stresi altındaki ülkelerin belki yakın gelecekte su kıtlığı sorunuyla karşı karşıya kalacak olması, kentsel altyapı eksikliği, dolayısıyla bunun yol açmış olduğu kentsel afetler. Bir saatte yağması gereken yağış 10 dakikada yağmaya başlıyor. Veya o sene kuraklık olur ama bir dahaki sene olmazdı. Bu kuraklıkların periyotları ve sıklığı artmaya başladı. Dolayısıyla yağışların sıklığı artmaya başladı, şiddeti artmaya başladı. Küresel iklim değişikliği de dediğiniz zaman insanlar sadece bunlar buzul bölgelerinde ayıları, kutup ayılarını etkileyecek zannederken birdenbire işin evimizin içinde olduğunu anlamaya başladık. Yani mahallelerimizden sel akmaya başladı. Bunlara biz iklim şokları diyoruz. İklim olayları o kadar hızlı ve şiddetli bir şekilde atmosferdeki değişikliklere neden oluyor ki bu en önemli etkilerden bir tanesi afetler. Küresel iklim değişikliğini önlemek için bilim insanları özellikle fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemine işaret ediyor. Yenilenebilir enerjiye dayalı altyapının oluşturması gerektiği konusunda uyarılar artıyor. Raporlara göre son 1400 yılın en sıcak 30 yılı 1983-2012 arasında yaşandı. Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Heyeti önlem alınmazsa
2030 yılına kadar dünyada küresel sıcaklık artışının 1,5 derece artacağı ikazında bulunuyor. Küresel iklim değişikliği fosil yakıt dediğimiz kömür ve petrolün aşırı kullanımıyla doğrudan bağlantılı. Toprağa işleme biçimlerine özen gösterilmemesi, ormanların yok edilmesi, endüstri ve ısınmanın bu enerji türlerini aşırı kullanması atmosfere salınan gazların miktarını arttırıyor. Ortaya çıkan durum sera gazı etkisi denilen bir sonuca yol açıyor. Sera gazı etkisiyle dünyanın ortalama sıcaklığı değişiyor. Yani dünya ısınıyor. Dünya ısınınca buzlar eriyor, denizler yükseliyor. Bazı kara parçaları kullanılamıyor. Ya da beklenmeyen zamanlarda aşırı yağışlar ve seller meydana geliyor. Dünyaya güneşten ışınlar kısa dalgayla hızlı bir şekilde gelip küreye vurup yükseliyor. Gelen ışınlar tekrar dışarıya çıkması lazım. Hepsinin de burada kalmaması lazım. Vuruyor ve dışarıya çıkıyor. Ama bir kısmı bu gazlarca tutulup geri gönderiliyor ki burada hayat olsun diye. Ama siz bu gazların miktarını çoğaltırsanız o zaman tutulan ısı miktarı da artıyor. Ve dolayısıyla sıcaklık artmaya başlıyor. Isıyı tutup geri gönderdiği için de işte buna bir sera etkisi diyoruz. Yani seralardaki gibi aynı sıcaklık artmaya başlıyor. Ve sıcaklık artınca da İşte hava olaylarındaki inanılmaz değişimler meydana geliyor. Atmosferdeki sera gazı birikimi 410 ppm'e çıktı bu yaz. Çok büyük ölçüde geçmiş dönemin faaliyetleri sonucunda gerçekleşmiş durumda. Yani sanayi devriminden bu yana atmosferde birikmiş olan sera gazlarının yaratmış olduğu küresel ısınma etkisini bugün yaşıyoruz biz. İşte biz şu anda intihar ediyoruz. Sera gazlarını arttırarak ikinci güneşimizi kuvvetlendirdik. Daha fazla enerji geliyor dünyaya. Bu daha fazla gelen enerji de daha çok kutuplara geliyor. Kutuplar daha çok ısınıyor, ekvator o kadar ısınmıyor. Sıcaklık farkı değiştikçe kutuplarla ekvator arasında dünyadaki hava hareketleri değişiyor. Dünyanın her tarafı ısınıyor. Ama yağış öyle değil. Her tarafta yağış artmıyor, her tarafta yağış azalmıyor. Bazı yerlerde artıyor, bazı yerde azalıyor. Bizim de şansımıza biz azalan bölgedeyiz. Fosil yakıtlar olarak bilinen maddeler çürümüş, hayvan ve bitkilerin toprak altında kalmasıyla sıvılaşmış ya da gaz haline gelmiş kalıntılardan elde ediliyor. Bunların başında da kömür, petrol ve doğal gaz geliyor. Bu yakıtlar bugün dünyanın ısınmada, sanayide ve başka alanlarda en çok kullandığı enerji kaynaklarından bazıları. Kömür bugün atmosferi kirleten ve en fazla sera gazı etkisine neden olan yeraltı kaynaklarından. İklim değişikliğine sebep olan olaylar aslında günlük yaşantımızda etrafımızdaki gelişmelerle doğrudan ilintili. Sanayi, tarım da bunun içinde. Örneğin ağaçlar kesiliyor, yeni tarım ya da inşaat alanı açılıyor. Yeni tarım alanında yüzey daha çok güneşe ihtiyaç duyuyor. Işınları daha fazla emiyor. Yine ormanların tahrip edilmesi, karbondioksit depolayan ağaç ve bitkilerin azalmasına yol açıyor. Kentlere yapılan devasa binalar şehirleri ısıtıyor. Yerli yersiz dökülen asfaltlar toprağın geçirgenliğini azaltıyor. Su döngüsü sağlanamıyor. Türkiye'de birkaç tane bariz etki oluyor. Bir tanesi sıcak dalgaları. İklim değişimine bağlı sıcak dalgalarının şiddeti ya da hissedilirliği artıyor. Verdiği zarar artıyor. Bir tanesi bu. İkincisi kuraklık meselesi. Tarımsal üretimi ciddi biçimde etkiliyor. Su sıkıntısına neden oluyor her açıdan. Sektörlerde yeniden yapılandırma ihtiyacı var Türkiye'de. Örneğin bizim ekonomimizin önemli bir sektörü, turizm sektörü. Fakat öngörülen sıcaklık artışlarını hesaba kattığımızda bildiğimiz turizm sektörünün bildiğimiz gibi işlemesi mümkün görünmüyor. Belki yeni turizm formları oluşturması gerekecek Türkiye'nin. Hala ekonomide önemli bir pay olarak kalmasını istiyorsa turizmin. Tarımda ürün desenini değiştirmesi gerekecek. Kentlerini buna göre yapılandırması gerekecek. En büyük problem aslında enerji tabii. Enerjiyi üretirken de havayı kirletiyoruz, tüketirken de kirletiyoruz. Hani şimdi diyelim ki elektrik araba diyoruz ya, bu elektrik arabanın elektriği nereden gelecek? Bu elektriği kömürden elde ediyorsak elektrik arabada yine %50 kirletiyor yani. Tamamen de biz değil.
Şimdi burada farkında olmadığımız bizim en önemli şey, en temiz enerjinin ne olduğunu bilmiyoruz Türkiye'de. Yani en temiz enerji nedir diye sorduğumuz zaman işte rüzgar, güneş gibi böyle birçok şey sayılıyor. Aslında en temiz enerji kullanılmayan enerjidir. Tasarruf edilen enerjidir. Sanayi devrimi özellikle hemen her alanda üretimin arttığı, makinalaşmanın sanayide kullanımının yoğunlaştığı yıllar. Belli ülkeler bu dönemde sanayi aracılığıyla zenginleşiyor. Ama bir o kadar da sera gazı üreterek atmosferi kirletiyor. Sanayi devrimi dediğimiz 18'de 19. yüzyılın başlarındaki ilerleme dünyaya farklı anlamlarda katkı sağladı. Ama bir o kadar da yan etkiler bıraktı. Kömür ve petrolün bulunması bazı ülkelerin gelişmesine yol açtı. Ama gelişme uğruna doğaya verilen zararlar uzun yıllar görülmedi ya da görmezden gelindi. Çünkü sanayinin doğaya zararlı etkileri henüz üst bir noktaya ulaşmamıştı. Yaklaşık 200 yılda dünyanın sıcaklığı giderek arttı. Eğer sıcaklık artışı bu sıralarda 2 dereceyi aşarsa dünyanın farklı bölgelerinde tarımın etkileneceği ve hayatın birçok alanında olumsuzlukların yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. ...1850 yıllarından itibaren baktığınızda dünya refah için doğal olarak, çünkü fosil yakıtları kullanmak, yani kömürü, petrolü, özellikle petrolün altını çizmek lazım, insanın hayatını kolaylaştırdı. Burada yanılgı bir sınır olması gerekiyordu. Çünkü atmosferde bu gazların sera etkisi yaratıp, hepimiz, bütün vatandaşlar bilirler sera nedir. Sera etkisi yaratıp nefessiz sıcak ortamları kocaman küresel boyutta çıkarılacağını bilemezdik. Erken sanayileşen ülkeler tarihsel birikimleri açısından, atmosferdeki sera gazı birikimine yaptıkları katkı açısından da büyük bir karbon alanı aslında atmosferde işgal etmiş durumdalar. Zaten iklim değişikliği meselesini küresel siyasette bu kadar önemli hale getiren nedenlerden bir tanesi bu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda doğrudan varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Genel Sekreter'e göre 2020 yılına kadar bu gidişatı değiştirmezsek tüm insanlık ve doğa sistemi için yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Mesela kasırgalar neden artıyor ya da neden daha şiddetli, daha yıkıcı hale geliyor? Çünkü okyanus yüzeyindeki sıcaklık artıyor. Okyanus yüzeyindeki sıcaklık artınca buharlaşma artıyor. Daha fazla su buharı tuttuğu için de, zaten genel anlamda ısınan hava daha fazla su buharı tuttuğu için de aşırı görülmemiş büyüklükte, işte geçen seneki Harvey kasırgası gibi yağışlara neden oluyor. Gelişmiş ülkeler şimdi sera gazı salan, eskiden kendileri gibi kalkınma yolunu seçen başka ülkelere karşı çıkıyor. Ana tartışma konularından biri de bu zaten. Yerin altındaki zenginlikler, petrolün, kömürün, doğalgaz gibi böyle fosil yakıtları bulan, bunlarla zenginleşen ülkeler oldu biliyorsunuz. İşte Batılılar bununla zenginleştiler ve kalkındılar. Biz değiştirdik ama siz bari bu işi yapmayın diye gelişmekte olan ülkelere tavsiyede bulunuyorlar. Bu diyorlar bir gerçek. Gelişmekte olan ülkeler de diyorlar ki, ikinci gruptakiler, evet diyorlar, siz kalkındınız, büyüdünüz, zenginleştiniz, dünyanın bütün en güzel bu pastanın şeylerini yiyorsunuz, biz de yiyeceğiz. Ha, bize engel olun, nasıl gelişmemiz sürdürülebilir bir gelişme istiyorsunuz? Havayı, suyu, toprağı, çevreyi koruyarak kalkınmamızı mı istiyorsunuz? O zaman bize yardım edeceksiniz, para vereceksiniz, teknoloji vereceksiniz diyorlar. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından
Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceği açıklaması dikkat çekici bir gelişme. Anlaşmadan çekildiklerini söyleyen Trump, bu durumun Amerikan sanayisi ve enerji sektörü için dezavantajlı olduğunu belirtiyor. Yine Amerika gibi gelişmiş ülkelerin özellikle kömür bazlı fosil yakıtları tamamen kapatmaya söz vermiş olmalarına rağmen bu taahhüt henüz yerine gelmiş değil. Bu konuda Türkiye'de de çalışmalar yapılıyor. Türkiye, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi öngören Paris Anlaşması'nı imzalamayan az sayıdaki ülkelerden birisi. Yetkililer, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerin mali yükünün gelişmiş ülkeler tarafından karşılanması ve teknoloji transferinin yapılması gerektiğini söylüyorlar. İklim değişikliği meselesinde Türkiye aslında müzakereleri çok sıkı takip ediyor. Bu konuda herhangi bir şey yok ama bir talihsizlik yaşamış 1992'de yanlış yazılmaması gereken bir listeye yazıldığı için oradan yani gelişmiş ülke olarak tanımlanmış ama geçtiğimiz süreçte bu listelerden çıkartılmasıyla ilgili bir müzakere süreci olmuş. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla iklim değişikliği için iyi şeyler yapmak istiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz. Onun için de bize finans lazım. Yenilenebilir enerji yapacağız. Bunun için bize kaynak lazım. Yani fonlar lazım. Dünyanın en fazla karbon salan yani atmosferi kirleten ülkeleri Çin ve Amerika. Hindistan, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri bu iki gelişmiş ekonomiyi takip ediyor. Zararlı gaz salımında en büyük pay %29 ile Çin'e ait. Amerika %19 ile ikinci sırada. Hindistan %6.8 ile üçüncü, Rusya %5, Japonya %4 oranına sahip. Dünyada toplam salımı gerçekleştiren 170'ten fazla ülke Birleşmiş Milletler'e iklim konusundaki taahhütlerini sunmuşlardı. Ancak yapılan analizler bu taahhütlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Çünkü sıcaklık artışı taahhüt edilen 2 derecenin üzerinde. Bu nedenle dünya sıcaklığının 1,5 derecede tutulması öngörülüyor ve birçok ülkenin buna uyum göstermesi için zararlı gaz salımını azaltması gerekiyor. ...2050'ye kadar bütün sera gazı salımlarını sıfırlamak gerekiyor. Bunun için de dünyadaki mevcut petrol, kömür, doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %85'ini yerin altında bırakmak gerekiyor. Çıkartılmaması gerekiyor. Petrol çıkarmayacaksınız, kömür çıkarmayacaksınız. Yani başka bir yolu maalesef yok. İklimi korumak, yeryüzünün ekosistemlerini korumak kaygısı olduğu kadar ülkeler bu tarihsel adaletsizlikleri de dengelemeye, düzeltmeye çalışıyorlar iklim politikası aracılığıyla. Daha önceleri şey konuşuluyordu, nüfus arttığı için, yani çok nüfuslular işte ne bileyim iklimi daha çok değiştirecekler. Hayır, yani dünyanın en çok nüfuslu olanları daha az tüketimlerinde karbon emisyonu atıyorlar. Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında. Bazen duyarsınız işte derler ki işte 25 metre kıyı çekildi Yalova'da, acaba deprem mi olacak? Aslında bu 25 metre demek, yataydaki 25 metre çekilme, yükseklik olarak 2,5 santim suyun düşmesi demek. Yani bu, şimdi biz insanlara diyoruz ki ya 60 santimlik su seviyesi yükselmesi bekleniyor 2100 yılına kadar ortalamada. Hocam diyor, ne olacak diye 60 santim diye, dizime geliyor diyor. Şimdi bu algı problemi var. 60 santim demek 60 metre kıyının erozyona uğraması, su altına kalması falan demek yani. Yağış miktarı bu bölgede azalıyor. Toprak nemi azalıyor ve hem de subtropikal bölgeler yani çöl iklimi dediğimiz normalde Türkiye'nin güney kıyılarının altında olması gereken bölgelerde kuzeye doğru kayıyor. Kuzey yarımkürede ve aslında Türkiye yavaş yavaş hem çöl iklimine giriyor hem de kuraklık nedeniyle de az yağış nedeniyle de ciddi bir tarımsal
enerji üretimi olsun, tarım olsun ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda sık sık kasırgalara maruz kalıyor. Daha önce yayınlanan raporlara göre 100 yıl sonuna kadar örneğin Amerika'da 13 milyon kişinin kıyı şeridinden iç bölgelere göç etmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar küresel ısınmanın sel felaketleri ve su taşkınlarına sebep olduğunu gösteriyor. Sellerden etkilenen ülkelerin başında az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler geliyor. Ancak son yıllarda gelişmiş ülkelerde de sel felaketi sürpriz sayılmıyor. Taşkınlar ve sellerden etkilenen ülkelerin %80'ini az gelişmiş 15 ülke oluşturuyor. Listenin başında ise Hindistan, Bangladeş, Vietnam ve Pakistan var. Önümüzdeki yıllarda ise sel felaketi ve taşkınların giderek artacağı, hatta 3 katına çıkacağına dair çalışmalar mevcut. Ayrıca hiçbir ülkenin artık bundan muaf olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu trendler bize dünyanın giderek ısındığını, dünyanın meteorolojik afetlerin giderek arttığını, bu hayvanlarda insana geçen hastalıklarda, kene gibi, Lyme gibi hastalıklarda, sivrisineklerden dolayı sıtmanın arttığını, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından sıtma bölgesi olarak gösteriliyor şu anda. Bunlar hep sıcaklıkla ilgili. Yani bizde olmayan şeyler bunlar. Yani bu şu anki durumda bunlar yoktu ama biz tropiklerde değiliz. Tropik hastalıklar artmaya başladı. Bütün dünyada özellikle bizim gibi ülkelerde ekonomisinde tarımın payı da önemli olan ülkelerde tarımsal üretimin sıcaklık artışları dolayısıyla ve su azalması dolayısıyla etkilenecek olmasının yol açacağı sıkıntılar var. Bunların başında gıda güvenliği geliyor. Yani artan dünya nüfusunu ve bizim ülkemizde de Türkiye nüfusunu besleyebilmek için gıda üretimine ihtiyacımız var. İklim değişikliği öncelikle burada bir risk oluşturuyor Türkiye gibi ülkeler açısından. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı hem kuraklıktan hem aşırı yağış ve sellerden ve deniz seviyelerinin yükselmesinden etkilenecek alan. Birkaç ay önce Yunanistan'daki yangını yaşadık. 100'e yakın insan öldü bir orman yangınından dolayı. Aynı şekilde geçen sene Portekiz'de 60 kişi bir orman yangından ölmüştü ve Portekiz'deki orman yangınları bir aya yakın söndürülememişti. Kaliforniya'da Amerika'nın batı kıyılarındaki yangınlar durdurulamıyor. Hatta Kanada'da bile, o kadar soğuk olan yerlerde bile ormanlar yanıyor. Yani bunlar artık birer ön işaret. Şimdi biz Türkiye'de kafamıza göre her türlü yeri, her yeri ekim yapabiliyoruz yani. Ne bir mal çok para yapıyorsa, örneğin kivi. Çok para yapıyor, iyi para getiriyor. Suyu olmayan bir yerde gidip kivi ekiyoruz. Çeşme suyunu, içme suyunu, yeraltı suyunu hepsini ona harcamaya başlıyoruz. Sonra su yetmiyor diyoruz. Kuraklık var diyoruz. Uganda'yı mesela biz millet ülke olarak, gelişmemiş bir ülke olarak biliriz. Uganda'da bile iklim değişikliğinde 2 derece sıcaklık artarsa robusta kahve nerelerde yok olacak, kahve üretim alanları nerelere uygun halde kalacak diye adamlar araştırma yapmışlar. Ve ona göre küçük 2-3 yer kalıyor. Sadece 2 derecede kahve üretim alanının büyük bir kısmı yok oluyor. O küçük 2 bölge kalıyor. Orayı adamlar koruma altına aldılar şimdi. İleride biz burada kahve üreteceğiz diye. Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin sonuçları zaman zaman dünyayı şaşırtabiliyor. Çünkü bir anda meydana gelen hava değişiklikleri eski yıllardan çok farklılık gösterebiliyor. Bazen mevsiminde yağmur yağmıyor ya da yağsa bile çok kısa sürede çok yoğun yağışlar meydana geliyor. Türkiye 2017 yılının Temmuz ayında süper hücreli fırtına denilen olayı yaşadı. Yaşanan bu olay için talihsizlik, çok seyrek görülebilecek bir doğal afet değerlendirmeleri de yapıldı. Ancak uzmanlara göre bu hiç de görülmeyen bir durum değil. Özellikle bu Karadeniz'deki taşkın felaketlerinin çoğunu biz iklim değişikliğine bağlıyoruz. Çünkü iklim değişikliği yeni bir parametre. Yani daha evvel yapılmış olan içme kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının, hatta köprülerin
bütün bunların kesitlerine dizayn edilirken bu parametreler, yeni bir parametre, iklim değişikliği parametresi geldi. Dolayısıyla siz 2 metre 20 santim bulduysanız çapı koyacak, onu belki 2,5 metre koyacaksınız. Japonya'da Tokyo'nun altı şu anda tamamen 2050 yılları için hazırlanmış bir doğanın gücünü yönetme teknolojilerine mesaj veren altyapı sistemleriyle dolu. Eğer çok sel gelirse emsin diye. Bizim İstanbul'daki sarmışlar gibi düşünün. Yani eski hayatlar. Ama bu o derece teknolojik işler gerektiriyor. Bütün su basmanı yasalarını değiştiriyorlar ülkeler. Özellikle gelişmiş ülkeler. Şimdi iklim değişirken bizim değişmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Bu yağışlar 10 sene önceki, 20 sene önceki yağışlar değil. Ona göre mazgalları yapamayız artık. Bunu iklim değişikliğine göre 1,5 kat güvenlik kat sayısını büyüterek şimdi yağışlara değil, geleceğin yağışına göre inşa etmemiz gerekiyor. Yani mühendislikle gibi. İklim değişikliği ile toprağın verimliliği arasında doğrudan bir bağ söz konusu. Çünkü iklimde beklenmeyen farklılıklar toprağın eskisi gibi kullanılmasını engelliyor. Zamansız yağışlar ürün verimliliğini azaltıyor ya da fazla yağış toprağın niteliğini bozabiliyor. Belli bölgeler her yıl aldığı yağışları zamanında alamayabiliyor. Doğal afetler giderek artıyor. 1980'de 250 olarak kaydedilen doğal afetlerin sayısı 35 yıl içinde 3 katına çıkmış durumda. Dünyada son 10 yılda doğal afetlerin yarattığı yıllık ortalama hasar 170 milyon dolar olarak hesaplandı. Oysa sadece 2017 yılında yaşanan doğal afetlerin yarattığı ekonomik yıkım 330 milyon dolar, yani 10 yıllık ortalamanın 2 katı. Küresel iklim değişikliği ile birlikte seller, kuraklıklar, fırtınalar, orman yangınları giderek artıyor. Bu durum karşısında oturup düşünmek gerekiyor. Çünkü doğayla fazla oynandığında insanlığa dönüşü çok acı olabiliyor. IPCC özel raporu, yani 1,5 derece sıcaklık artışına ilişkin raporun da ortaya koyduğu gibi bir derece değil yarım derecenin de çok önemli etkileri var. Bu rapor özellikle bundan dolayı yazılmıştı zaten. Paris Anlaşması'nın 2 tane sıcaklık artışı hedefi var. 1-2 derecenin oldukça altında tutmayı amaçlıyor bu anlaşma. Ama bütün devletleri de 1,5 derecede sınırlandırmak yolunda çalışmaya davet ediyor. Aradaki farkın öneminden dolayı. Dünya son dönemde artan savaşlar, çatışmalar ve bunlara bağlı olarak gelişen mülteci sorununu konuşuyor, çözüm bulmaya çalışıyor. Mülteciler ülkelerindeki savaşlardan kaçarken bazılarının yola düşme gerekçesi yoksulluk, topraksızlık ve suyun olmaması. Yani tüm bu olanları ekonomik ve siyasi olduğu kadar iklim değişikliğiyle açıklayanlar da söz konusu. Çok ciddi bir göçmen krizi var dünyada zaten. Bu göçmen krizinin arkasında da aslında iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketler var. Büyük bir çoğunluğu kasırgalardan, sellerden kaynaklanan her yıl 20-25 milyon insanın yer değiştirdiğini görüyoruz. Ve uzun vadede bu sayının 100 milyonlara ulaşacağını görüyoruz. Bunların hepsi çok ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar. Dolayısıyla bunlar giderek yayılabilir ve hem ciddi ekonomik sorunlar hem de ciddi sosyal toplumsal krizler ve tabii aynı şekilde dış politikada da ciddi sorunlar yaratmaya başlıyor. İklim değişikliğinin sebep olduğu sonuçlar sadece doğa değil, ekonomik ve hatta siyasi boyutları olan bir durum artık. Yani iklim değişikliği dolaylı siyasi sonuçlar da doğurabiliyor. Tarımın ve ekilebilir alanların zarar görmesi, gıdaların azalması ya da fiyatların artmasıyla sonuçlanıyor. Su kaynaklarının azalması ekonomik olarak insanları etkiliyor. Ekonomik olarak etkilenen insanlar yer değiştirmeye, yani göçmeye başlıyor. Bu göç kendi ülkesi içinde olduğu gibi yurt dışına da yöneliyor.
Bugün karşı karşıya kalınan mülteci krizinin bir ayağında aslında yoksulluk var. Onun da arkasında tarımdaki verimsizlik, sulak arazilerin azalması, seller ve afetler yer alıyor. Bunun nedeni de iklim değişikliği. Bu nedenle iklim değişikliği ile tedbirleri bugünü kurtarmak için değil, geleceği düşünerek almak gerekiyor. ...2009-10-11'de Suriye'nin kuzeydoğusunda aşırı kuraklıklar yaşandı. Ve hayvanlarını satmak zorunda kaldılar. Ve göç ettiler hepsi Şam'a. Şam'a da kiralar büyük miktarda arttı. İş bulamadılar, işsizlik. Bu Suriye'deki yani olayların temelinde de bu var aslında. Bu hoşnut olmayan bir patlama halinde gelen bir kitle vardı. Osmanlı'da Celal isyanların temelinde de bu var. Mesela Fransız ihtilali mesela. Adamlar pasta yemek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü ekmek yok. Neden? Kuraklık var. Ekim devrimi. Yani şeye bakarsanız tarihte iklim çok büyük olaylara neden olmuş, iklim değişikliği. İnsanlar aç kaldıkları zaman yapacak her şeyi yapabiliyorlar yani. Bütün hükümet, her şey, sistem değişiyor. Yani ekosistemlerdeki değişme, su kaynaklarındaki değişme, kıtlık, tarımsal üretim yaratmış olduğu çatışma riskleriyle bağlantılı olarak büyük insan hareketleri, nüfus hareketlerinin gerçekleşme riski bulunuyor iklim değişikliği dolayısıyla. Hala akademik olarak tartışılıyor olsa bile iklim göçmenleri, iklim mültecileri adı altında gruplandırdığımız yeni bir hareketlilik türü çıkıyor karşımıza. We recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity. İklim değişikliği tehlikesinin yol açacağı etkileri önlemek için Birleşmiş Milletler 1997 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde bir toplantı düzenledi ve bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre dünyada gaz salımında küresel bir düşüş amaçlandı. Genel hedef sera gazı etkisini 2 dereceyle sınırlandırmaktı. Kyoto protokolünün süresi 2020'de sona eriyor. 2020'den itibaren Paris İklim Anlaşması devreye giriyor. Ve bu anlaşmaya göre 2050 yılına kadar fosil yakıtların terk edilerek sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması öngörülüyor. Uzun vadeli hedef konusunda diğer bir tartışma noktası ise doğrudan iklimin finansmanı ile ilgili. Yani gelişmiş olan ülkelerin yenilenebilir enerjinin kullanılması için az gelişmiş ülkeleri ekonomik olarak desteklemesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak şunu söylüyoruz. Biz çok iyi şeyler yapmak istiyoruz ama bizim önümüzü kesmeyin. İklim değişikliği mücadelede dünya bizim önümüzü kesmesin. Her türlü krediyi, kapıları açsın. Biz de daha fazla yenilenebilir enerji yapalım. Daha fazla rüzgar, güneş, jeotermal yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararını ilan etmiş olması, Avustralya'da hükümet değişiklikleri, iklim eylemi konusundaki kararsızlıklar dolayısıyla, Brezilya'da seçimde en güçlü adayın Paris Anlaşması'ndan çekileceğini vaadiyle seçimlere katılıyor olması, anlaşmanın koymuş olduğu bu kendi kendine ilerletme sisteminin işlerliği konusunda endişeler yaratıyor. İklim değişikliği dünyaya yönelik en büyük tehditlerden birisi. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgaların sıklığı, deniz seviyelerindeki yükselme, buzulların erimesi gibi sonuçlar söz konusu. Bunlar da hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insanları da ciddi risk altında bırakıyor. Belki de ilk kez karşılaştığımız hava değişiklikleri, ani yağışlar, fırtınalar ve seller söz konusu. Bu durum küçük adalar ve kıyı bölgelerinde büyük zararlara, ölüm ve yaralanmalara neden oluyor. Uzmanlara göre şehirlerdeki nüfus ciddi hastalık tehditleriyle karşı karşıya kalacak. Altyapı sistemleri zarar görebilecek, yoksul kesimler için gıda temini ve güvenliği de riske girebilecek. Problem çok katmanlı. Yani çok sektörlü, çok fazla müdahale istiyor. Sadece hükümetler bunu çözemiyorlar. Ekonomiyi de etkiliyor. Toplumu da etkiliyor. Can ve mal kaybına kadar gidiyor. Sağlık problemini etkiliyor. Eğer siz fosil yakıt yani kömürü kullanırsanız yoğun bir şekilde kömürün yarattığı sağlık problemleri, kanser ve
diğer diyelim, ülkelerin sağlık ekonomilerine olumsuz bir katkı, yani görünmeyen maliyetleri de var olumsuz anlamda. Dünya siyasetinde ya da genel olarak dünya toplumsal ve ekonomik düzeni içinde belirgin sonuçlar doğuracak riskler yaratabilir iklim değişikliği bu anlamda. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisinin yalnızca ülkeler arasında değil, toplumların kendi içlerinde de gerginlikler yaratması söz konusu olabilir. Doğa yoksa tarım, turizm olmaz. Turizmin büyük ham maddesi doğadır. Bu tabii hava sıcaklığı da içinde ormanlar, işte etraftaki yeşillik, güzellikler de onlar. Onları yok ederek, betonlaştırarak iklim turizmde kalkınma da mümkün değil. Kış turizmi 1500 metre ve altında artık mümkün olmayacak birçok ülkede. Türkiye'nin de çoğu yerinde. Şu anda Avrupa'da birçok banka 1500 metre ve civarındaki kar tesislerine kredi vermiyor. Türkiye'de 2500'ler var, 3000'ler var yani. Çünkü hava sıcaklığı 1 derece arttığı zaman kar örtüsü 150 metre yukarı kayıyor. Şimdi bunu ama şimdi soru şu. Biz kar, kış, kayak turizm tesislerini planlarken, yatırım yaparken iklimi dikkate alıyor muyuz? Peki ne yapmak gerekiyor? Dünya çapında büyük önlemler kaçınılmaz durumda. Ancak alınacak küçük ama toplamda etkili olabilecek tedbirler de var. Gelecekte insanlığı etkileyecek en önemli krizlerden biri olan iklim değişikliğiyle mücadelede alınması gereken önlemler konusunda özellikle gelişmiş ülkelerin isteksizliği dikkat çekiyor. Uzmanlar bu ülkelerin sanayileşme tarihleri boyunca atmosferde neden oldukları gaz emisyonları ile ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu almanın yanı sıra gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli teknik donanım ve desteği sağlamaları gerektiğinin altını çiziyor. Aksi halde dünya ve insanlığı hiç de iç açıcı bir gelecek beklemiyor. Yani doğadan kaynaklanan sebeplerin yanı sıra özellikle insan eliyle yapılan tahribatın önlenmesi, teknoloji ve enerjiyi insan ve doğa lehine çevirmek gerekiyor. Dünya 1,5 dereceden daha fazla ısınırsa artık 2050 yılını kıyametler silsilesi olarak karşılamak durumundayız. Şimdi siyasette bu kadar katmanlı ve bu çok disiplinli bir işi sadece Çevre Bakanlığı yapmaz. Bütün bakanlıklar hem siyasetten duruşları belli olacak, işte kömürden şu tarihte vazgeçiyorum gibi siyasi mesajlar verecek. O arada birey de kendine düşeni yapmaya devam edecek. Sivil toplumda başka bir projeyle ona katkı verecek. Yani çoklu bir çabaya hızla ihtiyacımız var. Tasarrufa önem vermek, evde bu işe başlamak, hem atığı azaltmak, hem enerji tasarrufu, hem ekonomi için iyidir. Hem de çevre için, sürdürülebilir kalkınma için iyidir. Biz tabii kalkınacağız ama batılıların yaptığı acımasızca kalkınma değil de sürdürülebilir kalkınmayı, yani havayı, suyu ve toprağı koruyarak, çevreyi koruyarak kalkınmayı başarmak zorundayız. Önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki 10 yıllarda toprağın, suyun, yani temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için dayandığımız yeryüzünün temel varlıklarının hangi amaçlarla kullanılacağı konusunda da bir tartışma söz konusu olabilecek. Bütün dünyada devletlerin bu yeni gündeme hazırlıklı olması gerektiği gibi Türkiye'nin de bunları şimdiden düşünmesi, değerlendirmeye başlaması gerekiyor. Birincisi bu büyüme çılgınlığından vazgeçmek gerekiyor. İkincisi iklim değişikliği açısından bakıldığında en önemli mesele enerji üretimidir. Öncelikli mesele enerji üretimidir. Bugün rüzgar, hatta güneş neredeyse kömürden, rüzgar zaten daha ucuz da güneş bile kömürden daha ucuz bir enerji üretim biçimi haline geliyor. Bilim insanları sera gazı salımlarının ya da daha basit bir deyimle atmosferdeki kirlenmenin artmasıyla iklim değişikliğinin bir felaket boyutuna ulaşacağı görüşünde birleşiyorlar. Ve geri dönüş imkanının kalmayacağı bir eşiği aşacağımız konusunda uyarıda bulunuyorlar. Mevcut durumda yaklaşık 5 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidilmekte. Bu kulağa pek fazla gelmeyebilir ama söylenen şu, bugünün dünyasıyla en son buzul çağı arasındaki sıcaklık farkı 5 derece civarındaydı.
O nedenle sıcaklıkta ufak gibi görünen değişiklikler yeryüzü için büyük farklar, felaketler yaratabilir. Bu nedenle iklim değişikliğini ciddiye almak gerekir.